Geçtiğimiz günlerde Cihaz TV üzerinden Alcatel 5 V'nin incelemesini yayınlamıştık. İsterseniz sağ üst köşeden de videoya ulaşabilir ve videoyu izleyebilirsiniz. Bugün ise 900 TL fiyatlı Alcatel 5 V'nin PUBG üzerinde nasıl performans gösterdiğine hep beraber yakından bakacağız. İsterseniz gelin videoya geçelim. Videonun başında belirtmem gereken bir kısım detay var. Diyelim ki dışarıdasınız, canınız sıkıldı ve Alcatel 5 V ile PUBG oynamak istiyorsunuz. Bu durumda Wi-Fi bulmakta zorlanabileceğinizi ve mobil veri üzerinden oyun deneyimini görebilmek isteyeceğinizi düşünerek oyun testini mobil veri üzerinden gerçekleştiriyorum. Bunun yanı sıra hoparlörün ses seviyesini en yükseğe getirdim ve ses kaydını Blue Snowball Ice üzerinden aldım ki ses başarımını daha iyi duyabilirsiniz. Teste başladığımda telefonun şarjı %74'tü ve ekran parlaklığı da %50 seviyelerindeydi. Daha fazla uzatmadan gelin hemen teste geçelim. İlk başta oyunun ne kadar zamanda açıldığına bakıyoruz. Şimdi grafik detaylarına bir göz atalım. Grafikler en düşükte, frame rate yani FPS oranı medium'da. Onun dışında herhangi bir ayarla oynanmamış. Ses kısmında da low ve high dışında ultra seçeneğini şu an için telefon desteklemiyor. Sesi şöyle en yüksek seviyeye getireceğim ki hoparlör performansında yakından duyabilirsiniz. Ve şu anda mobil veri üzerinden bir oyun başlatıyorum. Pingimiz burada da görülebileceği üzere şu anda 156 milisaniye, 124 milisaniye tam olarak burada gözlemleyebilirsiniz. Evet, şimdi ateş ettiğimiz zaman ne kadar lag oluyor ona bakacağız. Gecikme gayet iyi ve
Evet, yaklaşık. Aha, şurada birisi daha var. Ve gördüğünüz üzere çatışma esnasında, şöyle hoparlörün sesini yeniden açayım. Herhangi bir gecikme yaşanmıyor. Motor da az da olsa bir gecikme söz konusu. Nedenini anlamadım bir şekilde. Motor da az da olsa bir gecikme söz konusu ve şu anda internete bağlı gecikme değeri 64.000 saniye. Yaklaşık 9-10 dakikalık bir oyun deneyiminin ardından şarjımız %83'ten 76'ya düştü. Ki parlaklık da şu anda görmüş olduğunuz üzere %50 civarlarında. Ve hoparlörün de son sesle çalıştığını belirtmek istiyorum. Açıkçası 900 TL'lik bir telefon için, hani çok kişinin ulaşabileceği fiyatta bir telefon için ben memnun kaldım. Tabi Xiaomi tarafında olsun, işte Realme tarafında olsun, rakipleri var mıdır? Kesinlikle vardır. Ama en azından TCL'in veya Alcatel diye de söyleyebiliriz. Alcatel'in 5V'si günlük kullanımda gayet iyi iş yapacak diye düşünüyorum. Böylelikle videonun daha sonuna gelmiş olduk. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.